Gazi Süleyman Paşa Camii yanındaki hamamla birlikte 1331-1335 tarihleri arasında Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından tek şerefeli, tek minareli ve tek ahşap kubbeli olarak inşa edilmiştir. 1948-1960 yıllarında restore edilen caminin en büyük özelliği, yöredeki ilk Osmanlı eserleri arasında en sağlamlarından biridir. Bu külliye aynı zamanda çok ilginç bir hikayeye de sahiptir. Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan tarihi cami, Göynük'ün merkezinde Müderrisoğlu Konağı'nın karşısında Ak Şemseddin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Camii'nin yanında bulunmaktadır. Rivayet olunur ki caminin yapımı sırasında yapıya taş getiren ama getirdiği taşı bırakmadan geri götüren bir işçi Süleyman Paşa'nın dikkatini çeker. İşçiye "Niye aynı taşı getirip yerine koymadan geri götürüyorsun?" diye sorduğunda "Kirli olduğum için taşı mübarek bir yapının temellerine koymak istemedim" der. Bunun üzerine Süleyman Paşa hemen usta başına emir vererek caminin yanına bir de hamam inşa edilmesini ister. Böylece günümüze kadar varlığını devam ettiren ve Göynük'ün en eski mimari yapıtlarından biri olan Gazi Süleyman Paşa Camii ve hamamı ortaya çıkar. Caminin bulunduğu yerde Gazi Süleyman Paşa'nın evinin olduğu biliniyor. Aynı zamanda Gazi Süleyman Paşa'nın adına yapılan ilk cami özelliği taşıyor. Cami 1875 yılında bir sel baskınında yıkılmış, 1878 yılında ise 2. Abdülhamit tarafından tekrar inşa edilmiştir. Günümüzdeki cami orijinalliğinden uzak olup Osmanlı mimarisini yansıtmakta ve dış mimarisi kadar iç mekanıyla da göz doldurmaktadır.